Selam millet. Yeni bir videoda, yine bir videoda beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi mutfağımız tam anlamıyla bitmese de bitti sayılır. Bütün montajlarını yaptım. Her şey aktif halde çalışıyor. Hadi gelin balkona çıkalım. Ne yapacağız? Steak yapacağız. Sabrina annesiyle yiyor. Biliyorsunuz ben bir zayıflama sürecine girdim. Zayıflama sürecinde 6 kilo kaybettim. Bu 6 kiloyu kaybettiğim, hem bunu birazcık konuşalım, hem de ufak tefek bir şeyler pişirelim. Evet, burası bizim yeni balkonumuz. Yavaştan başlayalım o zaman. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün zayıflama programında et var. Fiyatını söyleyeyim hemen. Şimdi bunu, ızgaramızı ben güzelce ısıttım. Şu anda 150 derece civarında. Daha önceden soslanmış 400 gram. Bir kişi için yeterli olduğunu düşünüyorum. Zayıflama programı iyi gidiyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık 6 kilo civarında bir kilo kaybettim 10 gün içinde. Bu benim hem yemememden hem de kullandığım ilaçtan kaynaklanıyor. Başarılı bir ilaç. Evet, grillimiz alev alev yanıyor. Cazır cazır yanıyor hem de. Steğimizi akışına bırakıyoruz. 3 dakika bir tarafını, 3 dakika bir tarafını pişireceğiz. Zayıflama programının en önemlilerinden bir tanesi de salata. Salata olmazsa bu iş tabii ki olmuyor. Muhakkak salatamızı yapmamız gerekir. Taze soğan, ondan sonra birkaç tane marul yaprağı olabilir. Domates olabilir, biber olabilir. Yaz sebzelerinden oluşan bir salata yapacağız. Ve bol limon. Limon olmazsa olmaz. Limonu ne kadar tüketebiliyorsanız o kadar iyi. Bir de maydanoz. Maydanozu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Tadı çok iyi bir şey değildir ama sağlıklıdır. Soğanımızdan sonra biberlerimizi de doğruyoruz. Ufak ufak. Tadını çıkarın. Zevk alın. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Bundan sonra yeni mutfağımızda mükemmel yemekler yapacağız. Çok basit ve pratik yemek tarifleri. Domateslerimiz, 4 tane çeri domatesi, bir de salatalık. Evet, salatalıklarımızı da güzelce doğruyoruz. Bu da bu kadar. Bakalım, şimdi bir tas alalım. Salatamızı derin bir tabak içine alacağız. Ekmeği hayatımızdan çıkarıyoruz. Karbonhidratı hayatımızdan çıkarıyoruz bu rejimle beraber. Katı süretle yemiyoruz. Ekmek sıfır ekmek. Sadece ne et yiyoruz arkadaşlar. Bu arada çanlar kimin için çalıyor? Ayasofya'da bugün ibadete açıldı. Onun açılışını da bugün bir yandan kutlamış oluyoruz. Etimize bakıyoruz. Etimiz yumuşacık gördüğünüz gibi. Ayasofya bugün açıldı. Bugün cuma, günlerden ilk cuma namazı kılındı. Bugün Ayasofya'nın açılışı için bir tane İtalyan şarabı. İtalya'nın güneyinde Çizme'nin topuk kısmında üretilen 16-18 derece civarında içilmesi gereken bir şarap. Onu da sizinle beraber etimizin yanında tüketeceğiz. Bugünü bir bayram nidasıyla kutluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şak 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 şak. Güzel bir tirbüşon. Kullanışlı bir tirbüşon. 10 numara 5 yıldız. Bakalım. Güzel. Hadi etimizle ilgilenelim. Mükemmel bir atlayış. Etimizi 1-2 dakika bekletiyoruz. Evet, salatamızın üzerine şöyle birazcık yağ gezdiriyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. Bir yarım limon. Mine prensesin gelmiş, benim prensesim gelmiş. Nasılsın kuşum? Bunu bırak sakın elleşme, elini kesersin onun. Tuzumuzu atıyoruz. Etimizin üzerine de biraz atıyoruz ama çok değil. Evet, şöyle göstereyim size. Aylin Hanım efendi gelmiş. Yiyeceğim mi bundan?
Yiyeceğim mi bundan? Gördüğünüz gibi et yiyecek benim kızım. Beraber yiyeceğiz değil mi? Gel bakayım. Evet. Oh. Bundan mı yiyeceğim? Bundan yemeyeceğim. Limon yemeyeceğim. Bundan yiyeceğim. Bundan yiyeceğim. Evet. O da etçi. Şöyle yapalım. Allah'ım şunun tatlılığını. Hadi gel. Buraya oturacağız şimdi. Buna otur burada. Otur burada. Baba kessin bunu. Evet. Etimizden şöyle güzelce ne? Kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içinden suları vışkırıyor. Suları vışkırıyor bunun. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Çok güzel. Hadi gel. Hadi bu ısı bakayım. Tamam hadi. Müthiş. Güzel mi? Çok güzel değil mi? O kadar güzel ki. Benim kızım buna bayılıyor. Şunu bırakalım. Bir el sallayalım mı? Bir el sallayalım mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Al bakalım. Al bunu. Sil ağzını. Ağzını da sil. Ağzını sildin mi sen? Sil bakayım ağzını. Böyle yap bakayım. Hadi sil. Aferin benim kızıma. Şimdi burada asıl önemli olan et değil. Salata da değil. Ayasofya'nın açılmış olması. Yiyeceğim mi daha? Evet, gördüğünüz gibi bir dilime gömdü. Şuradan vereyim sana. Şöyle vereyim mi? Bak burası çok lezzetli. Al bakayım. Otur. Çocuk benim gibi etçi. Ne yapayım ki? Armut dibine düşermiş. Gerçekten mükemmel bir et. Gerçekten çok lezzetli bir et. Zayıflama programında. Muhakkak tavsiye ediyorum. Zayıflamak istiyorsanız muhakkak bu eti deneyin. Dediğim gibi burada et önemli değil, salata da önemli değil, şarap da önemli değil. Buradaki en önemli şey Ayasofya'nın açılmış olması. Et yemeyebilirsin, şarap içmeyebilirsin. Çoluğuna çocuğuna bir şey de almayabilirsin. Ama önemli olan Ayasofya'nın açılması. Ayasofya bundan. Şarap içeceksin sen. Bu şarap içi babacığım. Bu babalar içer bunu. Kim nasıl yiyorsun sen? Nasıl yiyorsun bunu? Atalım onu. Tamam. Bunu bir yala. Yala bakayım. Ay, 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 ay. Unutmayın. Önemli olan Ayasofya'nın açılması. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şerefinize. Salak! Salak! Kesmat! Bir bardak su iç. Su. Lak 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 lak. Salak karı. Salak! Salak! Kesmat!
Bir bardak su iç, su. Lak 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 lak. Salak karı.